Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünyada olanlara, gündemi meşgul eden konulara yer verdiğimiz Stüdyo Washington başlıyor. İlk durağımız başkent Washington. Türk-Amerikan ticari ilişkileri açısından Başkan Donald Trump dün önemli bir adım attı ve Kongre'ye bir mektup göndererek Türkiye'yi genelleştirilmiş tercihler sistemi adı verilen ve gelişmekte olan ülkelere bazı ürünlerde gümrük muafiyeti sağlayan programdan çıkarma niyeti olduğunu bildirdi. ABD Ticaret Temsilciliği, Türkiye'nin ekonomik olarak yeterli düzeyde kalkındığı ve ABD pazarına ayrıcalıklı erişimden yararlanmaması gerektiği bulgusu sonrası bu kararın alındığını açıkladı. Trump, Kongre'ye gönderdiği mektupta hangi ifadelere yer verdi? Bu karar Türk-Amerikan ticari ilişkilerini nasıl etkileyecek? Yanıtlar Serdar Cebe'de. Serdar? Bir defa Türk ihracatçısı çok etkilenecek. Öncelikle Özlem Tınaz, genelleştirilmiş tercihler sistemi ne, ona bakmak lazım. GTS olarak adlandırılıyor bu program ve gelişmekte olan ülkelere sunulan bir program. Bazı ürünlerde gümrük muafiyeti sunuluyor. Aslında ilk olarak 1974 yılında başlanmış ve Türkiye 1975 yılında bu programa dahil edilmişti. Bu program sayesinde bazı mallar Amerikan pazarına gümrüksüz girebiliyor ve bundan dolayı da işte o gelişmekte olan ülkelerin ihracatçıları ve o ülkeler avantaj sağlıyordu. Amerika'nın genelleştirilmiş tercihler sistemi programında bazı ürünler programdan yararlanan ülkelerin Kongre tarafından belirlenen kriterleri karşılaması halinde Amerikan pazarına gümrük vergisi olmadan girebiliyordu. Bu kriterler arasında şunlar var: ABD vatandaşları ya da şirketleri lehine tahkim kararına saygı gösterilmesi, çocuk işçilerle mücadele, uluslararası alanda kabul gören işçi haklarına saygı, işte fikri mülkiyet hakları gibi bazı haklar var. İşte bunlar da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere avantaj sağlıyordu. Mektupta neler var? ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin bu sistemden yararlanan gelişmekte olan ülkeler listesinde yer almaması gerektiğine karar verdim ve bunun için adımı atıyorum mesajını yolladı Kongre'ye. Trump, GTS programından faydalanan ülkeler listesine alındığından bu yana geçen 45 yılda Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü ve çeşitlendiğini savunuyor mektupta. Gerekçe olarak da Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirde yaşanan artış, yoksulluk oranlarındaki düşüş ve hem ticaret ortaklarında hem de sektörel anlamda ihracattaki çeşitlenme olarak gösteriliyor ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubundaki gerekçelerin başında. Donald Trump mektubun son bölümünde ise Amerika Türkiye ile adil ve karşılıklı ticarete bağlı kalmaya devam edecektir açıklamasını yapıyor. Bundan sadece Türkiye değil Hindistan da faydalanıyordu. Birçok ülke faydalanıyor ama Trump'ın son mektubunda yer alan iki ülkeden birisi de Hindistan. Hindistan pazarına Amerikan ürünlerinin serbestçe girmemesinden dolayı Trump Hindistan'ı da bu listeden çıkardığını belirtti. Senin de biraz önce belirttiğin gibi ABD Ticaret Temsilciliğinden de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Türkiye'nin ekonomik olarak yeterli düzeyde kalkındığı belirtiliyor ve ABD pazarında ayrıcalıklı erişimden yararlanmaması gerektiği bulgusu sonrası bu kararın alındığı belirtiliyor. ABD Ticaret Temsilciliğinden yapılan açıklama. Şimdi ihracatçı etkilenecek demiştik Türkiye'den. Hangi mallar var, onlara bir bakmak lazım. Mücevher sektörü etkilenecek bir defa. Her çeşit halı ihracatı bu konudan etkilenecek. Tarım ürünleri etkilenecek ve deniz ürünleri, özellikle ihracat yapılan balık ürünleri bundan etkilenecek mallar arasında. Bir de birçok türde kimyasal ürün, mineral ve mermer sektörü de bundan etkilenecek. Özellikle mermer sektöründe Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan çok sayıda iş adamı olduğunu biliyoruz Özlem Tınaz. Amerika'nın dış politikasında bu önemli adımlar atılırken iç siyasette de hareketlilik sürüyor. 2020 başkanlık seçimi için her geçen gün yeni bir isim yarışa katılıyor ama son seçimde Trump'la kıran kırana mücadele veren Hillary Clinton aday olmayacağını açıkladı. Ayrıntılar için söz bir kez daha sende Serdar. Gözler aslında Hillary Clinton ve Joe Biden'daydı ama Hillary Clinton'dan böyle bir hamle beklenmiyordu. Yani aday olmayacağı bekleniyordu. Şu anda baktığımız zaman demokratların içinde bir aday enflasyonu var diyebiliriz. 14 tane adayları oldu. En sonda Washington valisi
Jay Inslee aday olduğunu geçtiğimiz cuma açıklamıştı. Şimdi 2016 seçiminde Trump'ın yarıştığı isimdi Hillary Clinton. Aslında oy oranı olarak Trump'tan daha fazla oy almıştı. %48,6 ama temsilciler bu oy oranı işe yaramamış. Trump Electoral Vote denilen sistemden dolayı başkanlığı kazanmıştı. Ve Hillary Clinton'dan bir açıklama bekleniyordu. Çünkü Hillary Clinton'ın açıklaması diğer aday adayları için de önemli bir mesaj olacaktı. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok dedi eski Dışişleri Bakanı. News 12'ye verdiği özel röportajda 2020 seçimleriyle ilgili planlarını anlattı. İnandığım değerleri savunmaya devam edeceğim. Şu anda ülkemde olanlar beni derinden kaygılandırıyor dedi. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı, eski First Lady'si ve 2016 seçimlerinde Trump'ın yarıştığı isim. Özellikle posta skandalı konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef olduğu isimlerden birisi ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve son seçimlerde, özellikle önümüzdeki seçimlerde başkan aday adaylarına tavsiyelerde bulunduğunu da belirtiyor. %48,3, biraz önce 48,6 demiştim. Trump %46,2 oranında oy toplamıştı. Ama seçiciler kurulu sistemi dolayısıyla Hillary Clinton başkanlığı Donald Trump'a kaptırmıştı. Şimdi 14 aday var. 14 adayın içinde tabii ki önemli isimler var. Özellikle Kamala Harris bu isimlerden birisi ki Kamala Harris'in Hillary Clinton'a oy veren demokrat seçmenler içinde de önemli bir tabanı olduğu belirtiliyor ve Hillary Clinton'la arasının iyi olduğu belirtiliyor. Elizabeth Warren var, Amy Klobuchar var, Cory Booker yine önemli isimlerden ve en önemli isimlerden birisi yine geçtiğimiz günlerde kendi adaylığını açıklayan Bernie Sanders ki geçtiğimiz 2016'da da başkanlığa aday adaylığını açıklamış ve Hillary Clinton'la beraber yarışmıştı. Ama son bir haber, Joe Biden, ABD'nin eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın da eli kulağında deniliyor adaylığını açıklamak için. En önemli isim de herhalde Joe Biden olacak, Özlem Tınaz. Serdar Cebe başkent Washington gündeminden notlar paylaştı. Hem Başkan Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili kararının yansımalarını hem de 2020 başkanlık seçimi yarışından son haberleri aktardı. Teşekkürler Serdar. Başkan Donald Trump'ın sınıra duvar inşa etmek amacıyla acil durum ilanının ardından gözler Senato'da. Karar Temsilciler Meclisi'nde reddedildi. Senato onaylamazsa söz konusu karar ikinci kez reddedilebilir. Ancak eğer Senato'dan geçerse başkanın vetosuyla karşılaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Trump, Amerika-Meksika sınırına duvar örme konusunda kararlı. Uyuşturucu suçlular ve insanlar tarafından işgal altındayız ve bunu durdurmak zorundayız. Ancak başkanın bu isteği partiler üstü bir kararla Senato tarafından reddedilecek gibi görünüyor. Güney sınırında gerçek bir ulusal acil durum söz konusu değil. Kongrenin kurumsal gücünü ülkemizin kurucuları gibi savunmak zorundayız ve böyle olmasını bekliyoruz. Kongre, Trump'ın örmek istediği fiziki sınır duvarı bütçesinin sadece küçük bir kısmını onayladı. Ancak başkan, ulusal acil durum ilan ederek kongrenin kararını bir bakıma geçersiz kılmayı hedefliyor. Böylece çoğunluğu ordu bütçesinden olmak üzere milyarlarca doları duvar inşası için kullanmayı amaçlıyor. Bazı cumhuriyetçiler duvar projesine gönülden destek veriyor. Sınırda gördüğümüz şey ciddi miktarda uyuşturucu, Amerika'da ciddi oranda ölüm ve insan kaçakçılığı. Bu sorunun üstesinden gelmek zorundayız ve başkanın bunu yapacak yetkisi var. Bazı demokratlar ve cumhuriyetçilere göre ise Trump'ın acil durum ilanı Amerikan anayasasına ters düşüyor ve tehlikeli bir örnek oluşturuyor. Bu demokrasiden ciddi anlamda uzaklaşmak ve otokrasiye yönelmek anlamına geliyor. Hiçbir Amerikalı böyle bir şey yapabilecek ve bir kararnameyle kongrenin etrafından dolanacak bir başkan istemiyor. Başkanın acil durum ilanı çok yanlış bir karar. Çünkü bu güçler ayrılığı dengesini kısa yoldan kat ederek kongrenin yetkisini gasp etmek anlamına geliyor. Bu karar bunun önüne geçiyor.
Trump ise bu kaygılarla dalga geçti. İyi insanlar ve dostlarım diyorlar ki bizler bir teamül oluşması konusunda çok kaygılıyız. Ben de ülkeye uyuşturucu kaçakçılarının, suçluların, uyuşturucunun ve kartellerin sızmasından son derece kaygılıyım. Senato red kararını bu ay oylayacak. Eğer karar reddedilirse Trump'ın bunu veto etme hakkı var. Son olarak da ulusal acil durum kararı konusundaki kararın federal mahkemeye taşınması mümkün. Bu noktada mahkemenin bakacağı noktalar Kongre'nin duvar bütçesini onaylamamaktaki niyeti ve başkanın kararını engelleme konusundaki girişim olacak. Ayşegül Simit, Amerika'nın Sesi, Washington. Başkan Donald Trump, IŞİD'in Suriye'de neredeyse kökünün kurutulduğunu söylüyor. Ancak uzmanlar mücadelenin sona ermekten henüz çok uzak olduğu görüşünde. Terör örgütüne katılmak için Suriye ya da Irak'a giden bazı batılı ülke vatandaşları şimdi ülkelerine dönmek istiyor. Öte yandan bölgede yaşanan insani kriz giderek derinleşiyor. Biri Amerikalı, diğeri İngiliz vatandaşı iki kadının içinde bulunduğu durum dikkatleri bir kez daha IŞİD'in tehlikeli cazibesine çevirdi. Hoda Mutana, IŞİD'e katılmak için 2014'te Suriye'ye gitmiş. Bir IŞİD militanıyla evlenen Mutana, Amerikalıların öldürülmesi çağrılarına katılmış. 24 yaşındaki bir çocuk annesi şimdi ise Amerika'ya geri dönmek istiyor. Dışişleri Bakanlığı, geçerli Amerikan pasaportu ve doğum belgesi olmasına rağmen babası doğduğunda diplomat olduğu için Mutana'nın vatandaşlığının geçersiz olduğunu iddia ediyor. IŞİD'e katılmak için 2015'te İngiltere'den kaçan 19 yaşındaki Şamina Begüm de memleketine geri dönmek istiyor. İngiliz hükümeti Begüm'ü vatandaşlıktan çıkardı. Brookings Enstitüsü'nden Michael O'Hanlon, Hoda Mutana ve diğerlerinin durumunun hukuki açıdan dikkatle değerlendirilmesi gerektiği görüşünde. Okuduklarımdan anladığım kadarıyla Mutana masum ve aptalca bir hata yapmış. Elini bizzat kana bulamamış da olabilir. Hukuki sistemin yapısı içinde Mutana'nın adil bir şekilde yargılanmasını ve işlediği kanıtlandığı suçlara uygun cezayı almasını sağlamalıyız. Amerika'nın Sesinden Jeff Seldon ise IŞİD'in savunmasız kadınları hedef almak için belirli bir taktik kullandığını söylüyor. IŞİD sadece Amerika'da değil başka ülkelerde de kadınların peşine düştü. Kimi ülkelerde yüksek öğrenim gören, örneğin doktor olmak isteyen ve 25-26 yaşına geldiğinde eğitimlerini tamamlayıp doktor olan kadınların evlenme yaşının geçtiği düşünülüyor. Bazı aileler kızlarının evlenmek için çok geç kaldığını ve artık bu kızlar için bir gelecek olmadığını söylüyor. Suriye'de iç savaş ve IŞİD militanlarının faaliyetleri nedeniyle milyonlarca insan yaşadıkları yerleri terk edip özellikle Suriye-Ürdün sınırındaki kamplara yerleşti. Peki Amerika ve diğer ülkeler ne yapabilir? Suriye'deki savaşı geriye sarmanın bir yolunu bulmalıyız. Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda kalması gerektiğini düşünmemin nedenlerinden biri bu. Bölgeye istikrar kazandırmak ve Beşar Esad'ın bir süre daha iktidarda kaldığı savaş sonrası dönemde nasıl bir mekanizma kurulacağını belirlemek gerekiyor. En azından ülkelerini terk edenlerin Suriye'nin bazı bölgelerine yeniden yerleştirilmesi için kısıtlı da olsa süreç başlatılabilir. Başkan Trump, Nisan ayı sonuna kadar Suriye'deki 2000 Amerikan askerinin geri çekilmesi için talimat verdi. Ancak Beyaz Saray kısa süre önce 200 Amerikan askerinin bir süre daha bölgede barış görevlisi olarak kalacağını açıkladı. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da ve dünyada olup bitenler Amerikan basınına nasıl yansıyor? Bu sorunun yanıtı için Pınar Sayar Kızılçalı bugün gazetelerin manşetlerine taşıdığı haberleri özetliyor. Bugün de Washington Post'la başlıyoruz basın bültenimize. Washington Post Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'ndaki Demokrat Partili kongre üyelerinin Başkan Trump'ın oğulları, iş ortakları ve siyasi sırdaşlarından 40'ı aşkın belge talebinde bulunduğunu bildiriyor. Gazete, Trump ve çevresindekiler hakkında geniş kapsamlı soruşturma açan komisyonun başkanın görevden azledilmesi sürecini başlatacak yetkiye sahip olduğunu yazıyor. Habere göre komisyonun amacı Trump ve yönetiminin adaleti engelleme, yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma gibi suç teşkil eden faaliyetlerde bulunup bulunmadığını soruşturmak.
Ancak komisyonun nokta atışı yapmak yerine veri toplamak için Ulusal Silah Birliği NRA ve İngiliz danışmanlık firması Cambridge Analytica'da dahil birçok kişi ve kuruluşa yönelmesi ise dikkat çekici. Trump'ın Rusya ile ilişkileri, FBI Başkanı James Comey'nin görevden alınması, Trump'la evlilik dışı ilişkileri olduğunu iddia eden iki kadına yapılan ödemeler de komisyonun açtığı soruşturma kapsamında. New York Times'a Ulusal Güvenlik Dairesi'nin Amerikan vatandaşlarının ülke içinde yaptıkları telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalarının kayıtlarını inceleyen sistemi sessiz sedasız sona erdirdiğini bildiriyor. Gazete, Kongre'deki bir cumhuriyetçi kaynağı dayandırdığı haberinde 11 Eylül 2001 terör saldırılarından bu yana hukukun üstünlüğü ve mahremiyetin ihlali gibi meselelerde büyük tartışma yaratan uygulamaya 6 aydır başvurulmadığını yazıyor. Habere göre Trump yönetimi bu yılın sonunda bitecek olan uygulamanın süresinin uzatılması için Kongre'ye başvuruda bulunmayabilir. Ulusal Güvenlik Dairesi'nin uygulaması 11 Eylül saldırılarından sonraki haftalarda El-Kaide mensuplarının izini sürmek için zamanın başkanı George W. Bush tarafından başlatılmıştı. Bir mahkeme ise programa gizlice onay vermişti. İstihbarat çalışanı Edward Snowden'ın 2013'te varlığını açıkladığı program, hükümetlerin ve özel şirketlerin şahsi verileri nasıl toplayıp işlemden geçirdiği konusunda büyük tartışma yaratmıştı. Kongre ise Snowden'ın açığa çıkarmasından sonra programı sona erdirip yerine 2015 Özgürlük Yasası'nı çıkarmıştı. Yasanın süresi bu yılın Aralık ayında doluyor. Ulusal Güvenlik Dairesi ise bu sürenin uzatılıp uzatılamayacağı konusunda son sözün Beyaz Saray'a ait olduğunu kaydediyor. New York Times bugün ayrıca AIDS hastalığına yol açan HIV enfeksiyonunun ikinci bir hastada daha tamamen iyileştirilmesiyle ilgili habere yer veriyor. Gazete, HIV enfeksiyonunun tamamen iyileştirildiği Berlin'deki hasta olarak bilinen ilk vakadan 12 yıl sonra Londra'daki hasta olarak tanımlanan ikinci bir kişide daha aynı sonucun alınmasının zor olsa bile HIV enfeksiyonundan tamamen kurtulmanın mümkün olduğunu ortaya koyduğunu yazıyor. Habere göre sonuçları Nature dergisinde bugün yayınlanacak araştırmayı yapan uzmanlar vakayı uzun vadeli remisyon olarak nitelendiriyor. Ancak gazete bu uzmanların basına verdikleri söyleşilerde sadece iki kişi de olsa HIV'in tamamen iyileştirildiğini ifade ettiklerinin altını çiziyor. Aralarında 12 yıl olan her iki vakada da ilik nakli kullanılmıştı. Ancak ilik nakli bu hastalarda HIV enfeksiyonunu ortadan kaldırmak için değil, kanser tedavisi için kullanılmıştı. Uzmanlar ilik naklinin yakın gelecekte HIV için gerçekçi bir tedavi yöntemi olmayacağını vurguluyor. HIV enfeksiyonu günümüzde güçlü ilaçlarla kontrol altında tutulurken ilik nakilleri uzun yıllar devam edecek yan etkileri olan riskli yöntemler. Ancak uzmanlar insan bedenini HIV virüsüne dirençli olacak şekilde tasarlanan bağışıklık hücreleriyle silahlandırmanın pratik bir tedavi yöntemi olabileceği görüşünde. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Pınar. Amerikan basından öne çıkan haberleri bugün olduğu gibi hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilir. Basın özetlerini amerikanınsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Beslenmeden zayıflamaya, farklı ihtiyaçlara yönelik pek çok uygulamayla yapay zekanın en fazla kullanıldığı alanlardan biri sağlık. Silikon Vadisi'nde yeni kurulan şirketler kişisel yapay zeka doktoru geliştiriyor. Hospital on Mobile adlı uygulama ise biraz daha özel bir alana yöneliyor, o da migren. Kullanıcının migren ataklarını tahmin edebilen uygulamanın geliştirildiği proje ekibinde bir Türk de yer alıyor. Cep telefonu uygulamasının nasıl işlediğini Özcan Çıkmaz, Amerika'nın Sesi Türkçe yayın bölümünü anlattı. Begüm Dönmezer sözün haberini kameraman Celal Çevirgen görüntüledi. Her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir sağlık asistanı, cep telefonunuza indirdiğiniz bir uygulama üzerinden sağlık durumunuzu dakika dakika izleyebilecek bir teknoloji. Size ait verileri, tıbbi geçmişinizi sisteme ekleyerek oluşturulan kişiselleştirilmiş bir mobil doktor.
Hospital on Mobile tam da böyle bir cep telefonu uygulaması. Silikon Vadisi'nde farklı üniversitelerle işbirliği içinde geliştirilen, içinde Harvard, MIT ve Berkeley üniversitelerinden araştırmacıların olduğu projenin ekibinde yer alanlardan biri de Özcan Çıkmaz. Kişisel yapay zeka doktoru olarak nitelendirilebilecek olan bu projenin ayrıntılarını öğrenmek için biz de kendisiyle benzer sayısız teknoloji uygulamasının da çıkış noktası olan Stanford Üniversitesi'nde buluştuk. Hospital on Mobile uygulaması şu anda özellikle migren hastalığına odaklanıyor. Nöbetin hastayı ne zaman vuracağı belli olmuyor. Neyin tetiklediği de hastalara göre farklılık gösteriyor. Bazı hastalarda yenilen bir besin, bazılarında ise uykusuzluk migren atağını etkileyebiliyor. Hospital on Mobile uygulaması, hastaya ve yaşam tarzına özel verileri, hastanın hikayesini kaydedip onlardan hareketle migreni tetikleyen etmenleri tespit ediyor. Migren AI'da yapay zekamız hastalara şunu söyleyecek. Migrenlerine ne sebep oluyor? Bizim yapay zekamız şöyle analiz ediyor. Mesela bakıyor. İşte mesela diyelim ki Ahmet Bey işte son 3 gün içerisinde 5 saatten az uyursa, eğer stres seviyesi de %60'ın üstünde olursa 4. gün peynir yediğinde tetikleyici oluyor. Çünkü artık zincir tamamlanmış oluyor. İşte bizim yapay zekamız bu zinciri buluyor. Dolayısıyla biz bu zinciri kırarak hiç ilaç almadan şeyi durdurabiliyoruz, atağı durdurabiliyoruz. Migrende ilacın doğru zamanda alınması hem ağrının geçebilmesi hem de hastalığın daha sonra ilerleyeceği seyir açısından çok önemli. Söz konusu uygulama migren atağının ne zaman başlayacağına ilişkin bir tahminde bulunarak hastayı da bir anlamda uyarıyor. Migren çok kompleks bir rahatsızlık. Dolayısıyla bazı durumlarda da o zincir tahmin edemeyebiliriz. Ama bu sefer de onlara şunu söyleyeceğiz. Tam olarak migrenleri ne zaman başlayacak? Şimdi bu neden önemli? Madem durduramıyorsun, bilsem ne yazar falan, ağrı geliyor işte koşa koşa. Burada da şu önemli. Migren hastalarının eğer kendi bu izleyicilerinizden böyle geçmişlerine bakarlarsa ilk başladığında migrenleri belki o kadar şiddetli değildi. Zaman içerisinde evrim geçirip daha da şiddetlenmiş olabilir. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Bunun %70 nedeni, bilimsel araştırmalar öyle, %66 nedeni şu, ilacı doğru zamanda almamak. İlacı ne zaman alıyor insanlar? İşte atak başlıyor. Hissettiğinde alıyor, bu çok erken. Ya da atak başlıyor, alıyor, bu da çok geç. Orada herkes için kişiselleştirmiş yapıyoruz ya, bizim yapay zekamız kişiselleştirmiş. Çünkü sizin genetiğinizi dikkate alıyor, sizin topladığımız datalarınızı dikkate alıyor. Dolayısıyla sizin özel olarak, size özel olarak size diyor ki mesela sizin zamanınız diyelim ki atak başlamadıkça, bilmiyorum o zaman ben mesela 20 dakika diyelim ki. Dolayısıyla şunu söyleyebilir, işte Ahmet Bey'e mesela, Ahmet Bey ilacınızı şimdi alın. Eğer Ahmet Bey ilacını o anda aldığı zaman, vücut o ilaca karşı bağışıklık kazanmıyor. O ilaç en güçlü şekilde migrenle mücadele ediyor. Hani migreni durdurmaya çalışıyor. Dolayısıyla hastanın da migreni gittikçe artan bir şiddette kronikleşmiyor. Hospital on Mobile uygulamasına henüz App Store'dan ya da Google Play'den erişim yok. Şu anda ikinci faz denemeleri devam eden uygulamanın Mayıs ayı itibariyle ilk olarak İngiltere'deki Oxford Üniversitesi Hastanesi'nde uygulamaya girmesi planlanıyor. Hospital on Mobile uygulaması şu aşamada migren rahatsızlığı olan kronik hastalar ve sınırlı bir gönüllü grubuyla paylaşılıyor. Ülkelerden gelen talepler doğrultusunda ilk olarak İngiltere ve Fransa'daki sağlık sektörünü hedefleyen proje ekibi çalışmalarını Türkiye'de de duyurmak, güçlü ortaklar bulmak istiyor. Silikon Vadisi yüz binlerce teknoloji projesinin çıkış noktası. Bilgisayar şirketi HP'den sosyal medya platformu Instagram'ın kurucularına, hatta Tesla'nın kurucusu Elon Musk'a kadar pek çok isim de Silikon Vadisi'nin kalbindeki Stanford Üniversitesi'nden mezun. Öyle ki üniversite milyarder fabrikası olarak niteleniyor. Silikon Vadisi'nde bin bir umutla üretilen her proje %100 başarılı olmuyor. Hatta istatistiklere göre kurulan startupların %99'u başarısız oluyor. Peki girişimcilikte başarılı olmanın, yani o %1'lik dilimde yer almanın anahtarı ne? Çok popüler oldu girişimcilik. Girişimcilik çok zor bir şey. Herkesin girişimci olmaması gerekiyor. Ben birçok insanın da girişimci olmamasını söylüyorum ama çok alınıyorlar. Girişimciliği şey söylüyorlar, böyle herkes kendini CEO olarak, founder falan bilmem ne. O kadar basit bir yolculuk değil çünkü.
Şimdi insanlar sanıyorlar ki bir gecede başarılı olacaklar. Snapchat'in kurucusu gibi birden büyüyecekler birkaç ay içerisinde ya da Twitter gibi birkaç ayda 300 milyon kullanıcıya ulaşacaklar. Yok öyle bir hikaye. Öyle bir ideal dünya yok. Çoğumuz için çok acı verici. Ben günde 3 saat 4 saat uyuyorum. Son 3 yıldır böyle uyuyorum. 3 saat 4 saat. Böyle biraz zaman bulabilsem uyumak istiyorum ya da daha rahat yemek yemek istiyorum. Şimdi siz ne kadar hazırsınız hayallerinizi gerçekleştirmeye? Bu çok önemli. Benim gördüğüm en temel neden, başarısızlığın nedeni insanlar çalıştıklarını söylüyorlar arkadaşlar. Evet çalışıyorlar gerçekten ama efektif, ne kadar efektif? Şimdi orada mesela bir konuya yoğunlaşıyor, bütün bir gününü harcıyor. Ama o konunun, projenin bütün önünde çok az önemi var. Öncelikle ana şeyi, projeyi piyasaya bir anda çıkartmak için neler gerekiyor? Yani orada doğru optimizasyon yapmadıklarını düşünüyorum. Birincisi bu. Diğer bir konuda şey çok önemli. Yani proje gerçekleştiriliyor, bir şey yapılıyor ama aynısı var. Yani yıl olmuş 2019'da giriyoruz şu anda. Ya bana hala hem Türkiye'den hem diğer taraflardan fotoğraf paylaşım sitesiyle geliyor ya, app'iyle geliyor. Şimdi bu yetenekli arkadaşlarımız Google'ın farkında değil. Google'lamayı bilmiyorlar. Bana geliyor mesela bazen proje bilmiyoruz. İki dakika konuşuyorum, Google'a bakıyorum. O konuda bir sürü proje. Sonra bir projeye hakkında bir şey soruyorsunuz. Arkadaşın araştırmadığını görüyorsunuz. Girişimcilikte başarının bir diğer anahtarı da doğru yerde olmak ve elbette sebat etmek. Şimdi bir de doğru yerde olmak lazım. Doğru yerde değilseniz o da ciddi bir problem. Şimdi doğru yerde olup başaramayan arkadaşlarımız da var. Bunlar neden başaramıyorlar? Şimdi burada da şu vadede şöyle bir şey var. Eğer yeterli süre hayatta kalmayı başarabilirseniz diyor, bir gün mutlaka başarılı olursunuz. Begüm Dönmez Ersöz, Amerika'nın Sesi, Silikon Vadisi. Stüdyo Washington yayınına daha burada nokta koyuyoruz. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.